Dünya tatlısı tek yumurta ikizleri Melis ve Melisa erken doğdu. İkisi de minicikti. Melisa 1800, Melis 1500 gram. Melisa toparlandı ama Melis çok hastaydı. Akciğer damarı tamamen tıkalı, kalbinde delik vardı. Çok küçük olduğu için kimse ameliyat etmeye yanaşmadı. Onun için yaşam mücadelesi doğduğu an başladı efendim. İkizinin küçük kardeşi gibi duran minik Melis şimdi hayata sıkı sıkıya tutundu. Çok zor şeyler yaşadı ama maşallah çok güler yüzlü, hep gülücükler atıyor. O da çok dayanıklı, yani çok iyi direndi hayata. Melisa ve Melis aralarında evet boy farkı var. Biri ufak, biri daha büyük, daha erişkin görünüyor ama onlar aslında aynı anda dünyaya merhaba dediler. Çünkü onlar tek yumurta ikizi. Melisa doğduğunda sağlıklıydı ancak Melis'in akciğer damarı tamamen tıkalıydı. İşte bu nedenle mavi bebek olarak dünyaya geldi, gelişimi geri kaldı. Peki şu anda nasıl? Şu anda her şey yolunda onun için çünkü bir dizi ameliyat geçirdi ve sağlıklı günler onun içinde başlıyor. Sadece gözleri değil, teni de masmaviydi. 14 aylık Melis kısacık sürede yetişkinlerin bile zor dayanacağı birçok operasyon geçirdi. Onun mucizesi doğduğu an başladı. Melis'teki durum şuydu. Bir kere karıncıklar arasında büyük bir delik, yani akciğer atar damarı kapağı tam yapışıktı. İnsanı hayatta tutan anne karnındayken bir damar var. Ductus arteriosus. İşte biz yaklaşık 3 ay boyunca süreyle biz yoğun bakımda o çocuğu anne karnında hayatta tutan damarı açık tuttuk. Günlerce uyumadık, morarması çok oluyordu. Anne karnında kan akışını sağlayan o damarın açık tutulması sayesinde Melis bebek zaman kazandı. 1,5 kilo olduğu için işlem yapmak mümkün değildi ama biz 3,5 ayın sonunda Melis bebeği 2,5 kiloya ulaştırdık. Bu kapak açıldı, ameliyat sırasında oraya kapak yapıldı. İlk ameliyatla Melis'in mavi teni açıldı, biraz kilo aldı. Ancak Melis bebek 9 aylık olduğunda kapakçık yetmemeye başladı. Minicik bedenine ikinci kez operasyon yapıldı. Yetersiz gelen damar kapağı daha da büyütüldü. 14 aylık olduğunda yine morarma başlamıştı. Mavi bebeği tekrar gördüğünüz gibi pembe yapabilmek için bu damarın oraya büyümüyorsa biz stentle genişleterek orayı büyümesini sağladık. Şu anda damarında bir stent var. Evet, stentle yaşıyor. Biz daha yeni zaten oturmaya, basmaya, yeni başladık adım atmaya. Geriden takip ediyor biraz. Bayağı geriden yatıyordu. Bu sene yaza kadar çok sürekli yatıyorduk. Operasyonlarla zaman kazandırılan Melis 6,5 kiloya ulaştı. Artık önünde bir ameliyat kaldı. Tıkalı damar yerine kalıcı olarak kullanacağı damar takılacak. Bir tam düzeltme dediğimiz aradaki deliğin kalktığı ve yapay damarın takıldığı kalıcı bir ameliyat gerçekleştirir. Bizler gibi oksijen satürasyonu normal, pes pembe bir bebek olacak. İşte bu ameliyattan sonra doktorlarına göre bu kez Melis belki gelişiminde ikizi Melisa'yı bile geçecek.